5,1 olarak belirlendi. Durmuş Yılmaz, hedeflerin tutması için sıkı para politikasına devam edeceklerini vurguladı. Medya etik kuralları yeniden yazılıyor. Medya Derneği sektörün farklı birimlerinde emek veren gazetecilerle 3 gün sürecek bir çalışma başlattı. İşte ilk dersten notlar. İzmir'den geliyorum. İzmir'den, Ankara'dan, Marmaris'ten hatta Siirt'ten bile gelen vardı. Aylar önce Medya Derneği sayesinde sanal ortamda tanışan gazeteciler TRT İstanbul Radyosu'nda buluştu. İnternet üzerinden bir süre seminer verdik, eğitim verdik. Sonra onların arasından 18 kişi seçildi. Farklı medya kuruluşlarında çalışan muhabir, editör, istihbarat şefi ve haber müdürlerinden oluşan habercilere etik konulu ilk dersi üstün gazeteci Alper Görmüşler'di. En çok ihlal edilen ülke bence Türkiye'de mahremiyet. Haberciler, Amerikalı gazetecilik profesörü Şeril İkin öncülüğünde Türk medyası ve etik kurallarını masaya yatırdı. Meslektaşlarımızın bildiği ilkeler bunlar. Ama yine de uygulama konusunda bir sıkıntı oluyor. Medyayı para sahipleri elini tuttuğu için. Kurumları değiştirmek çok zor ama en azından bireyler olarak arkasında durmaya devam edersek belki istediğimiz gibi kurumların bağlamasını sağlarız. Başkanlığını Salih Mehmetcan'ın yaptığı Medya Derneği 3 gün sürecek atölye çalışması sonunda etik ilkelerin kodlarını yeniden yazacak. Kısa bir ara ver.